Herkese iyi günler diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün 5 Nisan günlerden Salı, haftanın ikinci işlem günündeyiz. Maden Dünyası yanımızda İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Mustafa Kumral var. Merhabalar hocam. Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii eğitim biraz konuşalım istiyorum. Şimdi yer bilimleri enteresan bir konu aslında. Çok da ilgi çeken ama iş alanı ne kadardır bilemem, onu sizinle konuşacağız. Bir bölüm. Yer bilimleri ve yer bilimleri eğitiminde ülkemizin durumu ne? Öncelikle ona başlayalım. Şimdi öncelikle yer bilimleri deyince aklımıza bütün dünyanın gelmesi lazım. Çünkü bastığımız her yer bizim uygulama alanımız ve çalıştığımız alan olarak bütün dünya bizim iş alanımız. Şimdi Türkiye'mizin yer bilimlerindeki yerine gelince, ülkemizde bildiğiniz gibi birçok jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, petrol, jeofizik mühendisliği bölümlerimiz var. Ayrıca bizim İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültemizde de yaklaşık 12-13 yıldan beri cevher hazırlama mühendisliği bölümümüz de var. Ve bunların hepsi şu anda tam öğrenci olarak, yani full öğrenci olarak kontenjanlarını doldurmuş vaziyette. Ülkemizde yer bilimlerinin yeri deyince de yer bilimlerinin uygulama alanı bütün dünya diyoruz ama maalesef son yıllara kadar önemi de yeteri kadar bence fark edilmemiş bir çalışma alanımız var bizim. Şimdi jeoloji mühendisliği bölümünü biliyorsunuz, uygulama alanı çok geniş. Yani maden araştırmalarından tutun da bütün altyapıya kadar olsun, su araştırmalarına kadar olsun, petrol araştırmalarına kadar olsun bizim bölümümüzün içinde yer alıyor. Maden mühendisleri bulunan bu değerleri üretip çıkartmakla görevli. Cevher hazırlama mühendisliği bunların ürün haline getirilmesiyle ilgili çalışmaları yapıyor. Tabii jeofizik bu arada maden mühendisliğine ve jeoloji mühendisliğine yardımcı olarak çok büyük destek veriyor. En sonunda petrol mühendisleri zaten günümüzün biliyorsunuz en büyük problemlerinden bir tanesi olan enerjinin zaten araştırıp çıkarılmasında son derece önemli. O yüzden de bana göre yer bilimleri deyince bütün bu çatıyı düşünmek lazım. Ve bunların eğitiminin de son derece üst düzey yapılması gerekir. Bizler de bunlara çabalıyoruz bugünlerde zaten. Peki ilgi nasıl? Biraz ona bakalım. Yani aslında enteresan bir konu, çok da önemli bir konu. Özellikle son geçtiğimiz 30 yıla baktığımızda hem madencilik açısından hem dünyamızı ve gezegenimizi tanımamız açısından. Ama ilgiyi ben merak ediyorum. İlgi şöyle, tabii ki yeteri kadar bir ilgi görmüyoruz. Bunu kabul etmek lazım. Özellikle şu var, bunun belki geçmişte yapılan yanlış politikaların da etkisiyle bu şekilde olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü bundan 15-20 sene öncesine kadar 30-35 tane jeoloji ve maden mühendisliği bölümleri vardı. Hatta bunların gece bölümleri de vardı. Tabii bu bir çeşit enflasyon oluşturdu bu eğitimde. Çok fazla ihtiyaç fazlası öğrencilerin yetişmesine ve mühendisliğin yetişmesine sebebiyet verdi. Ve bu arkadaşlarımız da maalesef sektörlerinde iş bulamayınca farklı sektörlere kaydılar. Bunun neticesinde de tabii ki son yıllarda ilgi oldukça azaldı. Yani şöyle bir örnek vereyim. Yılda 5-6 binlerden şu anda 300-350'lere kadar düşmüş vaziyette öğrenci kayıtlarımız. Ama ben bunu biraz olumlu olarak görüyorum. Şöyle, bu sayı azalıyor fakat dünyada jeoloji ve maden mühendisliğine ya da daha doğrusu yer bilimleri mühendisliğine olan ihtiyaç artıyor. Bu da eminim önümüzdeki 10 sene içinde hani tabiri caizse bu arkadaşlarımızın yok satması anlamına gelecek. Türkiye artık bir defa maden aramalarında olsun, diğer sektörlerde olsun, petrol aramalarında artık ülkeyi aşmış vaziyette. Yurt dışlarına gidiyorlar. Yani öğrencilerimizin çoğunluğu Afrika'da iş bulabiliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde iş bulabiliyorlar. Hatta Avrupa'da bile şu anda çalışan öğrencilerimiz var. Ve bunların hepsi dünyaya açılmış vaziyette. Bu da ileriki dönemlerde eminim bu ihtiyacı fazlasıyla arttıracaktır. O yüzden de yer bilimlerini seçmek isteyenlere benim tavsiyem şu. Buraya bilerek gelin, inanın önünüz açık olacak ve ileride çok fazla bir şekilde hem maddi anlamda hem de böyle istihdam anlamında kendinize çok iyi yerler bulacaksınız. Ben bunları tavsiye ediyorum öğrencilerimize. Peki şimdi bu yer bilimleri bir tabii sonuçta sahada bulunmak gerektiren bir meslek. Yani diğer bazı meslekler gibi değil. Hem arazi hem laboratuvar hem araştırma. Bunların imkanları ülkemizde nasıl üniversitelerde? Şimdi üniversiteler olarak önce ben kendi üniversitemden bahsedeyim. Bizim yaklaşık olarak 150 civarında akademisyenimiz var. 5 bölümümüzde.
Bu akademisyenlerin kullanabildikleri ve öğrencileri de açtıkları yaklaşık 60'a yakında farklı türde laboratuvarlar var. Ve bu laboratuvarlar üst düzey. İstanbul Üniversitesi'nde olsun, Hacettepe Üniversitesi'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi diğer bütün üniversitelerde de bu tür laboratuvarlar söz konusu. Yani zaten şu var, bizim uygulamalarımız demin de bahsettiğim yer küre. Biz öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar arazilere çıkarıyoruz. Maden sahalarına götürüyoruz. Yeraltı işletmecilerini gösteriyoruz. Uygulamalı alanda çalışmak isteyen, mühendislik alanda çalışmak isteyen öğrencilerimizi zemin etüdü yapan yerlere götürüyoruz. Barajlara, yollara, bu tür inşaatların yapıldığı yerlere götürüyoruz. Doğal olarak hem arazi hem de laboratuvar imkanları açısından asla fena bir durumda değiliz. Bu imkanları öğrencilerimize de sunuyoruz biz. Yani araştırma olanakları olarak iyiyiz. Analiz olanakları olarak iyiyiz. Laboratuvar olarak iyiyiz. Sonuç olarak da bu imkanlarımız ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Ha, daha iyi hale getirilebilir mi? Pek tabii. Çok daha iyi hale getirilebilir. Bizim hedefimiz zaten bu. Yani dünya standartlarına bunları çıkarmak ilk etapta hedefimiz. Fakat bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, mühendislerimiz bilgi birikimi olarak bence fena değiller. Daha da iyi yerlere gidecekler. Peki yer bilimleri alakalı sizin firmanız, özür dilerim, fakültenizin öne çıkan noktaları nedir? Yani daha doğrusu şöyle, hem akademi hem iş dünyası açısından biraz ben bunu görmek isterim. Hem sektörün akademiyle evet. ilişkisi. Çünkü hep görüyoruz geçmiş ülkelerde iş dünyası, üniversite işbirliklerini görmekteyiz. Bu da gerçekten fark yaratıyor, en azından gözlemlediğimiz o. Bizde durum ne, üniversitenizde durum nedir? Şimdi öncelikle ben bu tür bir program yapıyorsunuz, haftalardır izliyorum. Bu beni özellikle çok heyecanlandırıyor. Neden? Çünkü çevremizdeki insanların sadece yer bilimleri olarak değil, imkanları da yani madencilik sektörünü de olsun, diğer sektörü tanıması açısından sizin yaptığınız programlar çok değerli. Buralarda üniversitelerimizi tanıtmak ve buralardaki öğrenci katılımını da artırmak için de çok önemli. Şimdi ben kendi fakültemden bahsettiğim, yani bizim demin de bahsettiğim size 5 tane bölümümüz var. Jeoloji, jeofizik, maden, cevher hazırlama ve petrol mühendisliği bölümlerimiz var. Şimdi bu bölümlerimizin hepsi birbirleri entegre bölümlerdir. Bunların laboratuvar imkanları üst düzeydedir. Yani Türkiye'de birçok, hatta şöyle söyleyeyim, cevher hazırlama mühendisliği bölümündeki pilot tesis Avrupa'nın en büyük laboratuvar kapsamındaki pilot tesisidir. Buralarda öğrencilerimiz ve hocalarımız beraber uygulama yapma imkanına sahipler. Yüzün üzerinde öğretim üyesi, bir o kadar yani araştırma görevlisi ve personelimiz beraber çok geniş bir bölümden bahsediyoruz. Peki biz bu bölümleri daha yerli nasıl getirmeye çalışıyoruz? Özellikle işte biz nasip oldu 3 ay önce dekanlığa geldik, bir tabir kullanmaya başladık. Biz artık bundan sonra dünya mühendisi yetiştireceğiz diyoruz. Dünya mühendisi ne demek? Dünya mühendisi demek, üniversiteden, fakültesinden, bölümünden mezun olduğu zaman öğrencimiz bir firmaya gittiği anda bu firmanın soracağı sorulara okulda vakıf olması demektir. Yani altyapı olarak günümüz artık veri işleme, bilişim dünyası. Biz öğrencilerimizi gerek rezerv hesaplamada olsun, gerek modellemede olsun bu tür uygulamaları yapıldığı programlar konusunda da eğitmek istiyoruz. Şimdi biz Sayın Rektörümüzün de vizyonu bu şekilde. Yani öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar okulda ne kadar iyi yetiştirirsek dışarıdaki hayatta o kadar verimli olacaklarına inanıyoruz. Zaten İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bizlerin 250 yıllık bir geçmişi var ve işin güzel tarafı da seneye biz 250. yılımızı kutluyoruz ama aynı zamanda Maden Fakültemizin de 70. yılını kutluyoruz. Bu fakülte kurulduğunda hem ülke hem de dünya madenciliğine hizmet etmek üzere kurulmuş. Çok ciddi anlamda mezunlarımız var. Yani sektörde üst düzey olan insanlarımız var. Ar-Ge çalışan insanlarımız var. Gerek Türkiye'de gerek de dünyadaki üniversitelerde bizden mezun olmuş yüzlerce bilim insanımız var. Bütün bunların know-how'u bizim fakültemizde mevcut şu anda. Biz şimdi yavaş yavaş şuna da başladık. Üniversitelerdeki yani Ar-Ge'de çalışan kişilerin, firmaların üniversitelerle işbirliği içine daha fazla girmesi için hatta şunu yapıyoruz. Onları biz kendimiz öncelikle ziyaret ediyoruz. Problemlerini soruyoruz ve bu problemlerin karşısında da hocalarımızı da bir araya getirerek onların bir entegre bir şekilde, intersipliner halinde çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz.
Mayıs ayının sonuna doğru bir ARGE, akademisyen ve öğrenci kaynaşması ismini verdik. Böyle bir uygulama başlatacağız. Şu anda firmalarımıza ve üst düzey firmalarımıza ulaşıyoruz. Hepsini fakültemizin içinde misafir edeceğiz. Onlarla problemleri konuşacağız. Ve bu problemleri konuşurken de kendilerine şunu söyleyeceğiz. Yani işte size bakın başarılı öğrencilerimiz. Gelin bunları üniversitemizin içinde okurlarken yetiştirin. Ve bittiğinde de hemen istihdam edin. Sizin ihtiyaçlarınız karşılasın. Ama bunun karşılığında da bu çocukları siz destekleyin. Bunları isteyeceğiz kendilerinden. Bu arada da tabii ülkemiz daha henüz gerçi Yurt Madenci Geliştirme Vakfı olsun, diğer şeyler olsun ciddi anlamda madenciliğe destek veriyorlar ama ülkemiz henüz çok daha bakir. Bunu da ortadan kaldırmak istiyoruz. Artık ülkemizde araştırılmamış hiçbir yer kalmasını istiyoruz. O yüzden de sektörün problemlerini beraber tartışarak bu sektöre de ihtiyacı olan mühendisliği yetiştirerek yani ülkemizin bu anlamda dünyaya açılmasını daha fazla sağlamak istiyoruz. Peki şimdi gerek sanayi, sizi anlatıyorsunuz, gerekse akademinin aslında üzerinde eğilmesi gereken önemli olaylar ne? Çünkü şöyle biraz realiteye de bakalım. Şimdi bu çocuklar üniversiteye girdiği zaman biraz önce bahsettiniz, yurt dışında iş imkanları var, yurt içinde de keza ama olmazsa olmaz eğer bilim yapıyorsanız illaki yabancı diliniz olması gerekiyor ki araştırmaları en azından okuyabilmeniz adına. Şimdi burada biraz birkaç tane tweet de geldi, onun için soruyorum. Yabancı dil sorunundan bahsediliyor. Yani bu yer bilimler ama biraz da yabancı dil ve Türkiye'deki iş imkanlarının kısıtlı olmasından da bahsetmek isterim. Neye ağırlık verilmesi gerekiyor? Sanayi ve akademi bakın, ne yapmalı? Bakın, öncelikle şunu söylüyorum. Şimdi bizim üniversitemizde bir hazırlık sınıfımız var. Yani öğrencilerimiz ne kadar yabancı dil bilmeden üniversitemize gelseler de burada bir yıllık eğitimle yabancıları belli bir seviyeye kadar getiriyorlar. Ve bizim fakültemizdeki derslerin petrol mühendisliğinde %100 ama diğer bölümlerde %30 İngilizce dersi almak zorundalar. O yüzden de çocuklar mezun olduklarında yabancı dilleri belli bir seviyeye geliyor zaten. Ve bunun da olumlu etkilerini zaten demin de bahsettiğim gibi yurt dışında çalışan arkadaşlarımızı da görüyoruz. Tabii biraz pratik gerekiyor. Bu pratiği de biraz kendileri sağlayacaklar. Bunu hepimiz zamanında bu şekilde yaptık. Fakat hocalarımız öğrencilere çok yakın. Yani yakın derken o hocalar çocuklarla iç içe olmayı çok seviyorlar. Şimdi sanayiye gelince, sanayi yapması gereken şu. Bizim ülkemizde yanlış bir uygulama var. O da şudur, benim kanaatimce. Biraz hani eski düzen yürüyor işlerimiz. Kişiler küçük düşünüyorlar. Ben hep şunu söylüyorum. Küçük düşünen sanayicilerle madencilik yürümez. Madencilerin artık büyük düşünmesi gerekiyor. Yani basit bir örnek vereyim size. Dünyada yer kabuğunun 2 kilometresinde ortalama 2,5 kilometrede madencilik yapılırken bu rakam bizim ülkemizde daha yeni yeni 200-300 metrelere geldi. Yani hep biz yüzey madenciliği yapmışız. Bundan kurtularak bir an önce bizim artık derin araştırmalara girmemiz gerekiyor. Bunu da sağlayacak olan kimdir? Sektördür. Devlettir. Devlet zaten elinden geldiği kadar yapıyor. Biliyorsunuz yaklaşık 1 milyon metre sondaj projesi vardı. Hatta bunu bir aralar 6 milyon metreye falan çıkarma niyetleri vardı. Görüyorsunuz Doğu Akdeniz'de olsun, Karadeniz'de olsun doğalgazla ilgili çalışmalara bakıyorsunuz. İşte bunlara bizim eleman yetiştirmem için de sektörün bize destek vermesi gerekiyor. Sektör ne yapmalı? Sektör bir defa ihtiyacını bize söylemeli. İhtiyaçları şudur onların. Yetişmiş eleman, kaliteli eleman, anında kıvrak zekaya sahip karar alabilecek eleman yetişmesi gerekiyor. İşte bu konuda da bizim öğrencilerimiz desteklemeleri lazım. Sektörde önde gelen firmalara bakıyorum. Genelde aldıkları mühendisleri 6 ay, 7 ay, neredeyse 1 sene yakın eğitiyorlar. Gelin biz bu eğitimi üniversitemize verelim diyoruz. Daha fazla bize staj imkanlarını açsınlar, laboratuvarlarını açsınlar, biz de onları açalım. Beraber öğrencilerimizi, çünkü yer bilimleri uygulamalı alan, yer bilimlerinde siz eğer öğrenciyi araziye götürmezseniz, arazi göstermezseniz, bu kitap üzerinde kalır, kitabı bilgilerle de yürümez. O zaman işte bir senenizi kaybedersiniz. Bu kaybı önlemek için de bu imkanları diyoruz ki, gelin beraber öğrencilerimizi sunalım ve beraber bir şekilde yetiştirelim bu çocukları istiyoruz. Demek ki bahsettiğim konu da o yüzden. Dünya mühendisi tabirini bu yüzden kullanıyorum ben hanımefendi. Yani dünya mühendisi demek dünyaya, yani adam bir firmaya girdiği zaman, bir öğrencimiz mezun oldu bir firmaya girdiği zaman o firma sahibi şunu soracak. Ya sen şunu biliyor musun? Biliyorum. Bunu biliyor musun? Nerede öğrendin sen bunları? Üniversitede öğrendim. Yani ihtiyacını bizim mümkün olduğu kadar okurken götürmek. Bunun dışında ben hep öğrencilerimize şunu da tavsiye ediyorum. Yani yüksek lisans ve mümkünse doktoralarını da yapsınlar. Çünkü bakıyorsunuz dünyadaki ülkelere, ARGE hangi ülkede güçlüyse
o ülkedeki doktor orada öğretim eleman sayısı oran olarak çok fazla. Demek ki bizim doktora da mezunlara ihtiyacımız var. Bir konuda spesifikleşmiş öğrencilere ve mezunlara ihtiyacımız var. Bu çalışanlara ihtiyacımız var. Bu şekilde dünyaya bizim açılma ihtiyacımız var. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Biz elimizden geldiği kadar sektörden de istediğimiz işte bu konularda bize destek vermeleri tabii ki doğal olarak. Peki şimdi biraz madencilik ve yer bilimleriyle teknolojiyi evet. Birazdan biraz da konuşalım. Çünkü işte bir geleneksel yöntemler var, bir geleneksel meslekler var, bir geleneksel uygulamalar var. Bir de maden ve teknolojide teknolojinin ve sektörlerde teknolojinin yeri var. Şimdi çok iç içe evet. olduğunu gözlemliyorum. Aylardır, yıllardır bu yayını yaptığım için bütün maden sektöründeki kişilerle konuştuğumda çok çok önemli teknolojinin yeri. Şimdi Türkiye'de bunun durumu mu? Eğilimi nasıl, ne durumda? Teknolojik anlamda soruyorsunuz. Evet. Şimdi yani bu teknoloji şu. Bir araştırma teknolojisinden bahsetmek lazım. Bir de üretim teknolojisinden bahsetmek lazım. Şimdi araştırma teknolojisine baktığınız zaman Türkiye'de aslında yapılamayacak analiz veya araştırma şeyleri neredeyse kalmadı. Hepsini yapabiliyoruz. Üniversitelerimizde yapabiliyoruz. Devletin çok önemli kurumları var. Bu kurumlarda yapabiliyoruz. Onun dışında da ama üretim teknolojisine baktığımız zaman genelde kömür işletmelerinin çok yüksek teknolojiye sahip olduğunu görüyoruz. Mesela Elbistan'da veya diğer yerlerde baktığınız zaman yer altı, yer üstü kömür işletmecilerinde çok üst düzey makineler kullanılıyor. Ancak cevher hazırlama, yani daha doğrusu elde edilen madenin içindeki faydalı elementleri alma konusunda firmaların bazı eksikleri olduğunu da görüyoruz. Bir diğer sektör mesela mermercilik sektörü. Türkiye'de çok fazla gelişti. Ben geçen hafta firma ismi vermeyeyim ama Eskişehir'de bizim gerçekten Türkiye'nin çok önemli firmalarından bir tanesini gezmek istedik ve ekip olarak gittik. Orada baktık ki gerçekten ileri teknolojiyi kullanıyorlar. Ve bu teknolojiyi kullanmalarıyla da Türkiye'nin gerek seramik konusunda olsun, gerek mermer konusundaki dünyadaki yerin arttığını görüyoruz. Fakat maliyetler konusunda sıkıntıları var. Bu maliyetleri ne kadar aza indirirlerse o kadar dışarı açabilecekler fakat ve diğer ülkelerle yarışabilecekler, bu konuda sıkıntılar yaşıyorlar. Şimdi bir üçüncüsü de tabii teknolojiyi üniversitelerimize de getirmemiz gerekiyor. Demin bahsettiğim İstanbul Teknik Üniversitesi'nin pilot tesisinden bahsettim. Avrupa'nın en büyüğü bir laboratuvar olarak düşündüğünüz zaman çok ciddi bir altyapı sunuyor öğrencilerimize. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce bu teknolojiyi görerek gidiyorlar. Ama diğer üniversitedeki durumların bu şekilde olduğunu düşünmüyorum. Madencilik sektöründe de işte bizim beraber oturarak özellikle de artık benim hep kullandığım bir tabir var. Stratejik madenler, uç ürün teknolojisine eğilmemiz gerekiyor. Evet biz kepçelerle ne bileyim işte böyle üretim tesislerindeki aletlerle madeni üretiyoruz da bu madenin içindeki nadir yer elementleri olsun, stratejik madenler olsun, radyoaktif ham maddeler olsun bunları elde edebiliyor muyuz? Hayır, şu anda bu durumda değiliz. Bence bunun geliştirilmesi lazım, bunun teknolojisinin üretilmesi lazım. Şimdi dünyanın gündemine bir Karadeniz'deki gaz hidrat oturdu. Şimdi gaz hidrat dediğimiz zaman çok ciddi bir enerji kaynağından bahsediyoruz. Ama bunun üretimi Türkiye'de yok. Ne yapmamız gerekiyor? Bu üretimi almamız gerekiyor. Bu üretimin teknolojisini almamız gerekiyor. Bu neredeyse dünyada bunu bulup ülkemize getirmemiz gerekiyor. Sektörün bunlara önem vermesi gerekiyor. O yüzden de hani teknolojik anlamda hem üretim hem araştırma teknolojilerini daha fazla geliştirmek mecburiyetimiz var tabii ki doğal olarak. Peki dünyada rezervler açısından ülkemizin lider olduğu madenler hangileri ve ne durumdayız? Şimdi şöyle bakın bor zaten herkesin bildiği bir maden. Yani dünyada neredeyse %70'e yakın rezerv, bilinen rezervler bizde. Ve bununla ilgili de gerek bor enstitüsü gerek eti maden ciddi çalışmalar yapıyor. Ama son zamanlarda medyada takip ediyorsunuz. Gerek altın madenciliğinde olsun, gerek krom madenciliğinde olsun ve son zamanlarda toryum gündeme geldi biliyorsunuz. Bu konularda da çok ciddi potansiyellerimiz var ve bu potansiyellerimizi de bizim en kısa zamanda kullanarak ülke içinde üreterek ve ülke içinde ürün, uç ürün haline getirerek kullanma zorunluluğumuz var. Ben açıkçası buradan dile getirmek istiyorum. Bazı madenlerin ihracatına karşıyım. Yani ülkemize ihtiyacı olan madenlerin ülkemizde üretilmesi ve ürün haline getirilmesi lazım. Demin seramik sektöründen bahsettim size. Mesela Ukrayna'da hiç istemediğimiz bir durum söz konusu, bir savaş söz konusu şu anda. Ama Ukrayna'nın bu savaşının yaşanması dünyadaki
seramik sektörüne çok büyük darbe vurdu. Çünkü Ukrayna kili denen bir kil var, kaliteli bir kil. Bu kili hem İtalya hem Türkiye hem bazı ülkeler alıyordu ki yılda 5 milyon ton civarında bir ihracatları vardı. Bu sırf sıfıra indi. Şimdi ülkemizde seramik sektörü bir kil darboğazına girdi. Bizim ne yapmamız lazım? Bunları bulup onların ihtiyacı olacak şekilde getirip önlerine koymamız lazım. Bu araştırmaları yapmamız lazım. Yani ülkemiz tabii diğer metalik madenler konusunda da zengin. Hatta şöyle yani bugün üretilen 90 tane element var. Bunu 60 tanesi ülkemizde var. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Yani bunu baktığınız zaman ama bunları hani olması bir şey ifade etmiyor. Bunları aynı zamanda da bizim ülkemizde üretip sanayi ham maddesi olarak dışarıya ihraç etmemiz gerekiyor. Ben yani kepçeyle doldurup gönderme konusunda biraz açıkçası çok hoşnut değilim. Bana göre bu ürünleri bizim değerlendirmemiz daha yerinde olacak diye düşünüyorum. Bakır madenlerimiz var bildiğiniz gibi. Kurşun çinko madenlerimiz var. Özellikle Batı Anadolu'da çok ciddi anlamda kurşun çinko madenlerimiz, üretimlerimiz var. Daha yeniden de araştırılıp ekonomiye kazandırılması taraftarıyım ben. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilere. Çok değerli oldu bu bilgiler. Bizi izleyen öğrencilerimiz ve sektörlerde umarım faydalanmıştır. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben... Evet, bitiriyoruz Maden Dünyası'nı. Birazdan aile ekonomisinde Saadet Uzunoğlu hocamızla TÜİK'in 2021 yılında yapmış olduğu aileyle ilgili bir araştırması var. 2021 yılında en çok eşinizi en çok hangi nedenden tartıştınız? Sorun bu. Ankette yayınladım. Bu soruda bazı cevaplar da var. Bunlardan bir tanesi mevcut durumda harcamalar. İkincisi de gelirdeki yetersizlik. Bir, iki tane daha var. Bunları sosyal medya hesabından oylayabilirsiniz. Az sonra yayındayız.